metaların değer olarak nesnelleşmiş insan emeği olduklarından ve dolayısıyla ortak bir ölçüyle ölçülebilir olduklarından kendi değerlerini hep birlikte ve aynı meta ile ölçebilir. Böylece bu metayı kendi ortak değer ölçülerine yani paraya dönüştürebilirler. Değer ölçüsü olarak para, metalarda içkin değer ölçüsünün yani emek zamanın zorunlu görünüş biçimidir. Bir metanın değerinin altın olarak ifadesi onun para biçimi ya da fiyatıdır. Artık 1 ton demir eşittir 2 ons altın gibi tek bir denklem demirin değerini toplumsal açıdan geçerli bir biçimde göstermeye yeterlidir. Metaların fiyat veya para biçimi genel olarak onların değer biçimleri gibi kendilerinin elle tutulur gerçek maddi biçimlerinden farklı yani yalnızca düşünsel ya da hayali bir biçimdir. Demirin, keten bezinin buğdayın ve benzerlerinin değeri görünür olmakla birlikte bu şeylerin kendilerinde mevcuttur. Bu değer zihinde altınla eşitlikleri aracılığıyla yani altınla kurulan ve adeta yalnızca bunların kafalarında olan bir ilişki aracılığıyla canlandırılır. Bunun içindir ki meta sahibinin metaların fiyatlarını dış dünyaya bildirmek için dilini onların hizmetine sunması ya da üzerlerine bir etiket asması gerekir. Meta değerlerinin altınla ifade edilmesi düşünsel bir şey olduğundan bu işlem sırasında yalnızca hayali veya düşünsel altın kullanılabilir. Her meta sahibi bilir ki metaların değerlerini fiyat biçimine ya da hayali altın biçimine sokmakla onları altına çevirmiş olmaz. Ve yine bilir ki milyonlar tutarındaki metaların değerini altın olarak takdir etmek için gerçek altının zerresine ihtiyaç yoktur. Bu nedenle para değer ölçüsü olma göreviyle yalnızca hayali ya da düşünsel para olarak işliyor. Değer yani insan emeğinden bir miktar, söz gelişi bir ton demirdeki emek miktarı parametanın aynı miktarda emek içeride düşünülen bir miktarıyla ifade edilir. Demek oluyor ki altın, gümüş veya bakırın değer ölçüsü olmasına göre bir ton demirin değeri tamamen değişik fiyat ifadeleri kazanacak ya da tamamen farklı miktarlarda altın, gümüş veya bakırla temsil edilecektir. Para, değer ölçüsü ve fiyat ölçeği olarak birbirlerinden tamamen farklı iki görevi yerine getirir. Değer ölçüsü para, insan emeğinin toplumsal cisimleşmesini temsil eder. Fiyat ölçüye para ise belirli bir metal ağırlığıdır. Değer ölçüsü olarak her türden metanın değerini fiyata, hayali altın miktarına çevirme görevini yerine getirir. Fiyat ölçü olarak ise altın miktarını ölçer. Değer ölçüsüyle ile metalar değer olarak ölçülürler. Buna karşılık fiyat ölçeği altın miktarlarını bir bilim altınla ölçer. Yoksa bir altın miktarının değerini bir diğer altın miktarının ağırlığıyla ölçmez. Fiyat ölçeği olması için belli bir ağırlıktaki altının ölçü birimi olarak sabitlenmesi gerekir. Aynı cinsten büyüklüklerin miktarca belirlenmesiyle ilgili Diğer bütün hallerde olduğu gibi burada da ölçü oranlarının değişmezliği son derece önemlidir. Bunun içindir ki ölçü birimi olarak görevli bir ve aynı altın miktarı ne kadar değişmez olursa ya da az değişirse fiyat ölçüye görevini o kadar iyi yapar. Altın ancak kendisi de emek ürünü ve dolayısıyla değişebilir bir değer olduğu için değer ölçüsü olarak iş görebilir. Altının değerindeki değişme değer ölçüsü olma görevini engel olmaz. Böyle bir değişme bütün metaları aynı anda etkiler ve dolayısıyla Seteris Paribus dediğimiz diğer her şey aynı kalmak koşuluyla bunların karşılıklı göreli değerlerinde şimdi hepsi eskisine göre daha yüksek ya da daha düşük altın fiyatlarıyla ifade ediliyor olsa bile değişikliğe sebep olmaz. Bir metanın değeri herhangi bir diğer metanın kullanım değeriyle gösterilirken yapıldığı gibi metaların altın cinsinden değerlerini bulurken de sadece belli bir zamanda belli bir altın miktarının Belli bir miktarda emekle elde edildiği varsayılır. Basit göreli değer ifadesi ile ilgili olarak daha önce geliştirilmiş olan yasalar genel olarak meta fiyatların hareketleri içinde geçerlidir. Metal ağırlıkların para atları çeşitli nedenlerle yavaş yavaş kendilerinin özgün ağırlık atlarından ayrılır. Bu nedenler arasında tarih açısından en önemli olanları şunlardır. 1. Daha az gelişmiş topluluklara yabancı para girmesi Örneğin eski Roma'da gümüş ve altın sikkeler başlangıçta yabancı met olarak dolaşmıştır. Bu yabancı paraların adları yerli ağırlık isimlerinden farklıydı. 2. Zenginliğin artmasıyla birlikte daha düşük değerli metaller değer ölçüsü olma görevini daha yüksek değerli metallere bırakır. Böylece bakırın yerini gümüş, gümüşün yerini de altın almış olur. Üçüncüsü, kral ve prenslerin yüzyıllar boyunca devam ettirdikleri tahşişler sonucu yani parametanın maddesinin ayarının değiştirilmesi sonucu sikkelerin özgün ağırlıklarından geriye gerçekte yalnızca isimleri kalmıştır. Para ölçeyi bir yandan tümüyle geleneksel olduğundan diğer yandan genel geçerliliğe sahip olması gerektiğinden sonunda yasayla düzenlenir. Metalin belirli ağırlıktaki parçası örneğin bir ons altın gibi kamu gücü tarafından pound, taylor gibi yasayla verilmiş İsimler alan küçük parçalara bölünür. Fiyatlar ya da metaların değerlerini zihnimizde kendilerine çevirdiğimiz altın miktarları bundan böyle artık para isimleriyle veya altın ölçeğinin geçerlilikleri yasayla sağlanmış hesap ismiyle ifade edilir. Pound, Taylor, Frank gibi isimlerde değer ilişkisinin her türlü izi kaybolur. Fiyat metadan esnelleşmiş emeğin parayla ifade edilen adıdır. Bundan dolayı bir metanın ismi bu metanın fiyatı olan bir para miktarının eşdeğeri olduğunu söylemek totolojidir. Meta büyüklüğü o meta ile toplumsal emek zaman arasındaki zorunlu ve meta değerinin yaratılması sürecinde yatan ilişkiyi ifade eder. Değer büyüklüğünün fiyata dönüşmesiyle bu zorunlu ilişki bir metanın kendi dışında var olan para meta ile mübadele oranı olarak görülür. Ne var ki bu oran metanın gerçek değer büyüklüğünü veya metanın o sıradaki koşullar altında karşılığı olarak verilen ve metanın gerçek değerinden az ya da çok Farklı bir altın miktarını gösteriyor olabilir. Fiyatla değer büyüklüğü arasındaki nicel uygunsuzluk olasılığı ya da fiyatların değer büyüklüklerinden sapma olasılığı demek ki fiyat biçiminin kendisinde mevcuttur. Bu durum bu biçimin bir kusuru değildir. Tersine kuralların kendilerini ancak kuralsızlığın kör ortalamaları olarak hayata geçirebildiği bir üretim tarzında bu biçimi uygun bir biçim haline getirir. Bununla beraber fiyat biçimi sadece değer büyüklüğü ile fiyat yani değer büyüklüğü ile bunun parasal ifadesi arasındaki nicel uyuşmazlık olasılığı ile bağdaşmakla kalmaz. Aynı zamanda nitel bir çelişkiyi de gizleyebilir. Öyle ki para metaların değer biçiminden başka bir şey olmadığı halde Fiyat değeri hiç ifade etmeyebilir. Örneğin vicdan, şeref ve benzeri gibi şeyler kendileri meta olmadığı halde sahipleri tarafından para karşılığı elden çıkarılabilir. Böylece bir fiyatları olacağı için meta biçimini alabilirler. Bundan dolayı bir şey değere sahip olmaksızın biçimsel olarak bir fiyata sahip olabilir. Fiyat ifadesi burada matematikteki bazı büyüklükler gibi sanaldır. Diğer yandan sanal fiyat biçimi kendisinde cisimleşmiş hiçbir insan emeği olmadığı için değeri olmayan işlenmemiş toprağın fiyatı örneğinde olduğu gibi gerçek bir değer ilişkisini veya ondan çıkacak ilişkiyi gizleyebilir. Fiyat biçimi bir metanın para karşılığı elden çıkarılabilir olmasını ve bu elden çıkarma işleminin gerekliliğini içerir. Diğer yandan altın ancak mübadele sürecinde zaten parametre olarak dolaşmakta bulunduğu için ideal değer ölçüsü olarak iş görür. Bundan dolayı Değerin ideal ölçüsünün gerisinde madeni para saklıdır.